Avrupa Adalet İnisiyatifi YouTube kanalının Justice TV'nin kıymetli izleyenleri. Hepinize merhabalar. Bugün 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü. Biz de Almanya Aalen şehrinden sesleniyoruz. Bugünkü programımız çok değişik bir program. Onun detaylarını konuşacağız birazdan. Öncelikle hemen ben sözü Avrupa Adalet İnisiyatifi Başkanı emekli hakim Kemal Karanfil'e veriyorum. Evet, zorla emekli edilen. Zorla çalınan. Evet, zorla emekli ettirilen. Cübbesi çalınan. Cübbesi çalınan sayın hakimim. Bugün burada ne yapıyorsunuz? Şimdi bugün burada sağ olsun Aalen Akademi Başkanı Mehtap Hanım'ın gayretleriyle Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla dünyadaki mültecilere dikkati çekmek, yaşadıkları mağduriyetleri anlatmak ve orada yazıldığı üzere 82 milyon 400 bin mülteci. Yalnız bir rakam. 82 yani, milyon. Yani Türkiye nüfusundan neredeyse nüfusu kadar veya daha fazla bir göçmen kitlesi yerini, yurdunu, yuvasını terk etmek zorunda kalmış. Sizin daha az önce belirttiğiniz gibi insan doğduğu yeri, vatanını terk etmek istemez. Hatta bulunduğu şehri terk etmek istemez. Mahallesini terk etmek istemez. Ama bu insanlar mahallesini, yurdunu, yuvasını terk etmek zorunda kaldılar. Bu arada Sayın Milletvekilimiz geldi galiba değil mi? Karşılayabilirsiniz, şey yapmasın. Bunu gündeme getirmek amacıyla, kamuoyunun dikkatine sunmak amacıyla burada toplanmış bulunuyoruz. Şu anda Alman Milletvekili Sayın, ismi neydi? Torstum hanımefendi de geldi, katıldılar. Dünyada önemli bir sorun maalesef Mülteciler Günü. Pasaportlarına el konuluyor. Şimdi pasaportlarına el konulduğu için gitmek istedikleri yerlere gidemiyorlar. Örneğin ben 18 yıl kadar hakimlik yaptım fakat bir gecede terörist ilan edildik. Baş terörist tarafından. Suçsuz olarak kendi muhaliflerine terörist damgasını vurdular. Daha doğrusu sadece bizim Türkiye için değil, tüm dünyada diktatörler doğruyu söyleyeni 9 köyden kovuyorlar. Kendilerine biat etmeyen hemen terörist damgasını vuruyorlar. Pasaportlarını da aldıkları için bunlar yasa dışı yollardan kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Geçerken ya Meriç'ten veya Ege Denizi'nden veya başka İran'dan, Afganistan'dan gelenler yolda vefat edebiliyorlar. Çocukları hastalanıyor. Büyük bir dram. Dünya devletlerinin buna karşı sessiz kalmamaları lazım. Göçmen istemiyorlarsa diktatörleri durdurmaları lazım. Çünkü herkes kendi toprağında mutlu. Afrikalı buranın parası doları için gelmiyor aslında. Orada hayatı ona zindan eden bir grup olduğu için terk ediyor. Ya da Türkiye'deki bir akademisyen, bir tıp profesörü, bir hakim. Kendi alanımda 3 hukuk kitabım vardı. Şu anda görev yapan hakimler bile benim kitaplarıma bakarak çoğu şeyi icra okumlamasıyla çözüyorlardı. Kemal Karanfil durduk yerde ülkesini terk etmedi. Orada ona yaşama hakkı tanınmadığı için. Aynı zamanda büyük bir beyin göçü. Kesinlikle. Sayın Karanfil, peki şunu sormak istiyorum. İşte geçtiğimiz günlerde Brüksel'de bir NATO zirvesi oldu. Evet. Yani bakıyorsunuz hepsi, herkes kol kola böyle. Acaba bu devletlerin çıkarları insan hayatından daha mı önemli? Ne dersiniz bu konuda? Kapitalist dünyada maalesef yani çıkarlar ön planda yer alıyor. İnsan odaklı olaya yaklaşan devlet çok az. Yani mesela Almanya'da bazı milletvekilleri gerçekten samimiler ama devletler ön olarak ilk planda kendi çıkarlarını, para ticaretlerini, menfaatlerini ön planda tuttukları için diktatörler bundan cesaret alıyorlar. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sözü şimdi Mehtap Hanım. Mehtap Hanım da burada Akademi Evi Derneği'nin başkanı kendisi. Bu organizasyonun da asıl sahibi diyebiliriz. Evet, neler söylemek istersiniz bugünle ilgili? Bugün Dünya Mülteciler Günü. Evet, bugün Dünya Mülteciler Günü. Yani keşke olmasaydı diye düşünüyorum. İnsanlar yurtlarından, vatanlarından kaçmak zorunda kalmasalar diye düşünüyorum. Ben de şu anda kendi vatanımda olsaydım, aynen. Muhtemelen içeride olacaktı. Aynen. Ama ben uzun zamandır Almanya'da olduğum için tabii biz de buralar, burada aynı şeyden hani belki kaçmadık ama mağdur şeyleri yaşadık.
maalesef. Ama ben gene de diyalog diyorum ve burada diyalogumuza devam ediyorum. İşte bugün Mülteciler Günü, Cuma günü başladık. İnsanın da kendi vakfını fark almak diye birlikte Yeşiller Partisi başka vakıflarla beraber Cuma günü çadırlar kurduk. Bu çadırların sembolik de işte Yunanistan'a kaçan insanlar, şu anda çadırda kalan insanları sembol, onların hani çekindiği sıkıntıları, hani onları gene dünyaya göstermek için, gene hani canlandırmak için, çünkü unutuluyor. Bir nevi politikalılar galiba unuttu gibi haber oldu. Bir yangın oldu, bir haber oldu. Ama ondan sonra ne oldu bu insanlara? Onun için biz hem yardım toplayacağız inşallah. 3 gün sürdü işte, bugün son günümüz. Bugün milletvekilleri gelecek. Evangelik Kilise'den gelenler olacak, konuşma yapacak. İnşallah hep birlikte onların sesi olacağız. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mete Hanım. Ehsan, willkommen. Heute ist Weltflüchtlingstag. Genau. Was denkst du und was sagst du? Also ja, heute ist der internationale Weltflüchtlingstag und wir sehen, es sind insgesamt 82,4 Millionen Menschen derzeit auf der Flucht weltweit. Und es ist eine Größenordnung wie Deutschland. Also ich habe es vorhin schon gesagt, man müsste sich vorstellen, dass von einer Sekunde auf die andere plötzlich ganz Deutschland leer ist und die ganzen Menschen auf der Flucht sind. Flucht ist nicht immer nur Wirtschaftsflucht oder dass man nur ein besseres Leben will. Man muss es sich folgendermaßen vorstellen. Man lässt seine Familie, seine Freunde, sein Leben, alles, was man sich aufgebaut hat, lässt man von einem Tag oder manchmal über eine Nacht auf den nächsten Morgen lässt man alles hinter sich stehen und flieht in ein besseres Leben. So etwas passiert nicht einfach nur so, sondern wenn man terrorisiert wird, wenn man verfolgt wird, wenn man aus kulturellen, aus sexuellen oder sonstigen Gründen verfolgt wird und dementsprechend halt immer nur einfach nur nach einem besseren Leben versucht zu streben. Also Menschen an sich werden niemals einfach nur so fliehen. Auch unsere Familie ist damals aus Afghanistan hierher geflogen, weil wir politisch verfolgt worden sind. Okay, vielen Dank, Ehsan. Danke auch. Evet, kıymetli izleyenler, bugün Mülteciler Günü dedik. Buradan aktarabileceklerimizi kıymetli İhraç Hakimimiz Kemal Karanfil Bey, Mehtap Hanım ve Ehsan dile getirdi. Şunu tekrar ifade edelim. Mülteci olmak bir sebep değil, sonuçtur. Bunların sebeplerine inmek gerekiyor. O yüzden biz ve bu değerli, kıymetli dernek yöneticileriyle birlikte Avrupa Adalet İnisiyatifi olarak da mücadelemizi sonuna kadar devam edeceğiz. Şimdi de aktaracaklarımız... Bu arada şunu eklemek buyurun, istiyorum. Buyurun. İnanın 40 yıl düşünseydim mülteci olacağım, hayatta aklıma gelmezdi. Fakat insanlar bir benim başıma da gelmez demesinler. Hak ve adalet üzereyseler, dosdoğru yaşıyorlarsa bir gün kendileri de mülteci olabilirler. Yani çünkü diktatör her yerde türeyebilir. Demokratik yollarla gelen kişi orayı kendi malı mülkü gibi değerlendirebilir ve suçsuz yere hapse atabilir. O nedenle duyarsız kalmasınlar. Ben Türkiye'de askerlere, polislere emir edebilen varlıklı bir kişiydim. Ama bir gecede terörist ilan edildim. Dolayısıyla bir gün benim başıma da gelmez demesin insanlar. Duyarlı olsunlar. Ülkelerine gelen mültecilere bir misafir olarak sahip çıksınlar. Mesela Türkiye'de bir sürü Suriyeli kardeşlerimiz var. Onlara ayrımcılık yapmasınlar. Kardeşleri olarak bilsinler. Ve mültecileri doğuran, diktatörlüğü besleyen kanalları demokrasiyi tercih ederek ve diktatörün yanında durmayarak sonlandırsınlar. Çok teşekkür ederiz. Ümit ediyoruz bu uyarılarına dikkate alırlar. Diğer özellikle sivil toplum örgütleri bu konuya daha çok eğilirler ve yarına kimsenin garantisi yok. Mülteci olmak yani bir suç değil. Dediğimiz gibi sebep de değil. Bu bir sonuç. Efendim teşekkür ediyoruz. Bir başka yayında buluşmak ümidiyle esen kalın.